şeytanın dini ve gizli yöntemleri ins ve cin şeytanları kullanarak insanlara yaklaşması. Allah Kur'an'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Enam suresi 121. ayetiyle şeytanın insanlara yaklaşmak için kendi taraftarlarını ve dostlarını kullanacağını haber vermiştir. Bu durum bizlere şeytanın tek başına hareket eden bir güç olmadığını göstermektedir. Allah Kur'an'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak. Enam suresi 112. ayetiyle insanlara ins ve cin şeytanların varlığını bildirmektedir. Şeytan insanlardan ve cinlerden kendisine uyanlarla birlikte hareket etmekte, onları diğer insanları saptırmak için bir araç olarak kullanmaktadır. Bu kişiler de şeytanın ahlakını uygulayarak sinsiliği kendilerine ilke edinmekte ve insanların kalplerine vesvese ve şüphe düşürerek onları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Allah Kur'an'da şerrinden Rabbimize sığınılması gereken bu ins ve cin şeytanların sinsi yöntemlerini bizlere şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, insanların gerçek ilahına. Sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvecenin şerrinden. Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir. İçlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Nas suresi 1 ve 6. Bir başka ayette ise kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. O da şöyle dedi. Andolsun kullarından miktarı tespit edilmiş bir grubu kendime uşak edineceğim. Nisa suresi 118 sözleriyle haber verildiği gibi şeytan insanlardan ve cinlerden kendisine uyanları uşak edinmektedir. Şeytanın uşağı haline gelen bu kimseler insanları doğru yoldan uzaklaştırma ve sürekli olarak onları kötülüğe teşvik etme görevini üstlenmekle şeytanın emirlerini yerine getirmektedirler. Allah şeytanın taraftarlığını yapanların bu tavrını Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanın kardeşleri ise onları sapıklığa sürüklerler. Sonra peşlerini bırakmazlar. Araf suresi 202.